Övela evet, coğrafyayı biraz tanıyarak başlayalım. Daha anlaşılır hale gelecektir o suretle. Şimdi bu coğrafya bizim İran serhaddimiz, İran sınırımız. Dolayısıyla bu coğrafyada Osmanlı'nın diğer serhat şehirleri gibi, bölgeleri gibi bir güvenlik açığının olduğu muhakkak. Çünkü, çünkü bugünkü gibi sınırlar çizilebilmiş değil. Ve dolayısıyla baktığınız zaman sık sık İki bölge arasında beraber yaşayan aşiretlerin var olduğunu görüyorsunuz. Mesela aşiretin yarısı Osmanlı sınırında yaşıyor, yarısı İran sınırında yaşıyor. Bazen de mevsimlik olarak gelip geçtikleri bir rotalar var. Bu da derin bir aslında güvenlik problemi oluşturuyor. Ayrıca coğrafya zorlu bir coğrafya. Her yerde derin vadiler, çukurlar, dağ sıraları ve nehirler var. Dolayısıyla eşkıyanın yatak tutması için, saklanması için de fevkalade müsait bir ortam. Mesela Rus bir araştırmacı vardır Dittel isminde. O burayı gezerken tabi onun tabiriyle Kürdistan'ın hiçbir yerinde diyor eşkıyalıktan hali bir yer bulamazsınız. Her yerde eşkıyalık vakidir. Bununla da beraber şunu görüyorsunuz İşte bu gelip geçmelerin yarattığı sorunlara bir örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela 1880 tarihinde her iki aşiretine mensup Kürtler İran'dan sızıp Gevar kazasına geliyorlar Osmanlı sınırına ve burada Nasturi köylerini yağmalıyorlar. Nasturi Patriği Marşem'in Musul konsolosluğuna sığınıyor ve uluslararası bir kriz çıkıyor mesela. Yani hep böyle bu tarz hadiselerin olduğu bir coğrafya. Ayrıca da çok etnisitenin bulunduğu bir coğrafya. Yezidiler var. Bunlar aslında Kürt değil asıl yani çok ekseriyetle Kürd asıllıdır. Ama biz bugün sadece Şengal'de ve Laleş'te bulunduklarını biliyoruz Yezidilerin. Oysa Kars'a kadar hatta Gürcistan'a kadar ileri ufaklı Yezidi köyleri vardı eskiden. Bu coğrafyanın önemli özelliklerinden bir tanesi. Mesela 1829 Osmanlı Rus Harbi'nde General Paşkeviç bu bölgeye geliyor ve Yezidi beylerinden Mirzagi saflarına katıyor. Onunla beraber Osmanlı'ya karşı savaşıyor böyle de bir aslında etnisitenin çokluğunun yarattığı da bir güvenlik açığı var bölgede. Bu arada Emre Coşan İstanbul Kadısı grubuna e, katılmış. Hoş geldiniz safa geldiniz. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Şimdi e, nerede kalmıştık? evet Etnisite meselesine. Yezidi nedir diye son olmuş. Bu e, İslam'dan ayrılan bir mezheptir ve bir müstakil din haline gelmiştir. Adi bir misafirdir kurucusu. Bir gün Yezidilik hakkında müstakil bir program yapalım. Daha detaylı olarak bilgilenmiş oluruz. Hatta Yezidilerin mushafı reşkini okuyalım. Kutsal kitaplarını okuyalım. Daha fazla da malumat sahibi olmuş olursunuz. Ezoterik batıni bir gruptur. Şimdilik öyle söyleyelim. Şimdi Yezidilerden hariç Süryaniler var. E Nasuri'ler var. Ermeniler var. Türkmenler var. Kürtler var. Zazalar var. Yani bu coğrafya böyle renkli bir coğrafya. Ve Osmanlı'nın burayı idare etme biçimi genellikle biraz e, Balkanlar'da da yaptığı gibi aslında ayanlar üzerinden e, bu coğrafyayı idare etmek. Onlar eliyle idare etmek. Bu ayan takımının da bu coğrafyadaki karşılığı mirler. Mir deniyor bunlara veyahut emir deniyor. İli ufaklı emirlikler var. Sorani emirliği var, Botan emirliği var, Baban emirliği var. Ee, pek çok emirlikler var bu şekilde. Bir kısmı Kürt, bir kısmı Zaza, bir kısmı Türkmen olacak şekilde emirlikler var. Ve Osmanlı bunları muhatap kabul ediyor genellikle. Bölgeye paşalar vesaireler de gönderse de aslında onların genel işi bu emirler arası ilişkileri düzenlemek oluyor. Fakat bu düzen zamanla bozuluyor. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreci anlamamız için burayı iyi öğrenmemiz lazım. 1830'larda biliyorsunuz bir Osmanlı'nın merkezileşme arzusu var modernleşmeyle birlikte. Yani ben bu ayanlarla bu işi artık götüremem. Merkezi bir devlet otoritesi kurmam iktiza ediyor ve bunlar üzerinden bunu götürmeliyim gibi bir telakkiye Osmanlı geçiyor. Bu modern bir anlayıştır ve o dönem için halen de tabii ki yerinde bir anlayıştır. Sultan II. Mahmut bu yönde reformlar yapmaya çalışıyor. Tabi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bu reformların aslında bir reaksiyonu. Yani bu merkezileşmeye karşı ortaya çıkmış bir reaksiyon. Ve onun bir benzeri bu coğrafyada çıkıyor. Revanduzlu Kör Muhammed Paşa isminde bir Kürt beyi, Kürt emiri ayaklanıyor. Bu Kürtler arasında Kor Emir olarak bilinir. Kör Emir olarak bilinir. Gözünde bir arıza var. Revanduz'da Musul yakınlarında bir kasaba. Buradan çıkıyor ve Osmanlı'ya karşı ciddi bir kıyama kalkışıyor. Evvela komşu emirliklere saldırıyor. Mesela Baban emirliğini suyunun öbür tarafına kadar sürüklemiş. Baban emirliği de çok önemli. Meşhur Babanzade Ahmet Naim olsun. Yine ee, yine Babanzadeler ailesi Sultan Hamid devrinde Cumhuriyet'in erken döneminde çok önemli bir aile. O ailenin kökeni burası Baban Emirliği. Onları da geriletiyor. Botan'da e, Mir Sevdın ismindeki emiri bastırıyor ve Akre'de Yezidi köylerini yağmalıyor bu Kör Muhammed. Fakat bu ilerleyişini Hakkari'de durdurmak mecburiyetinde kalıyor. Hakkari'de bir Hristiyan köyü var. Tayyari veya Tiyari denen. Orada Hristiyanlar buna karşı direniyorlar ve yeniyorlar bunu. Bunun üzerine Osmanlı da harekete geçiyor. Bunun zayıflığını fark ediyor. Kürt beyleri bunun etrafından çekiliyor ve Osmanlı bir fetva alıyor. Yerel ulemadan Molla Hadi isminde bir zattan almışlar. Halifenin ordusuyla savaşan kafirdir şeklinde bir fetva alınınca bunun da e, havası sönüyor diyelim. Ve Kör Muhammed isyanı bu şekilde sona erdiriliyor. İstanbul'a çağırıyorlar Kör Muhammed'i. O da enteresandır söyleyeyim. İstanbul'a çağırıyorlar. Soran emirliğini kendisine tevdi ediyorlar. Geri dönüş yolunda şüpheli bir şekilde ölüyor. Muhtemelen Osmanlı ortadan kaldırmış onu. Fakat ilk ve en önemli isyan diyebiliriz. Revan Duzlu Kör Muhammed'in isyanını. Daha sonraları da yine 1840'larda tanzimat reformlarına karşı bu defa isyanlar çıkıyor bölgede. Bunların da en mühimi Botan emiri Bedirhan Bey'in isyanı. Bu Şehzade isyanına aslında bir ölçüde benzer. Yani yapılan reformlara karşı bir isyan olarak ortaya çıkıyor. Botan emiri Bedirhan Bey çok güçlü bir bey. Van Gölü üzerinde gemi taşımacılığı yaptırmaya çalışmış. Hatta bu uğurda bazı gençleri Avrupa'ya göndermiş, eğitim aldırmış. Ve bölgede bir asayiş sağlamış. Her yerde eşkıya gailesi varken Botan Emirliği'nde yok bu karizmasından da istifade ederek Erzurum'daki Müşir Kamil Paşa'ya mektup yazıyor. Diyor ki bu tanzimat reformu yaptınız. Hristiyanlarla bizi eşit hale getirdiniz. Bizim tanzimat videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Bu Nasturiler bizi artık eskisi kadar önemsemiyorlar. Bizden korkmuyorlar. Şunları bir tehdit edin. O sırada Müşir Kamil Paşa da ya bizim İran sınırında sorunlarımız var. Henüz böyle bir şey yapamayız bekleyin diyor. Bu da madem öyle ben teğdim ederim deyip... ...Nasturi köylerine saldırıyor. Etrafında da işte Hakkari emiri Nurullah... ...Zaholu Şeyh Yusuf... ...Ertoşi aşiretinden... ...müküs e, kimseler... ...müküs beyi diye bilinen Han Mahmut gibi isimler var etrafında. Bunlarla Nasturi köylerini yağmalıyorlar. Kiliseleri yakıyorlar, yıkıyorlar. Yine Patrik İngiliz konsolosluğuna sığınıyor. Uluslararası bir kriz çıkıyor yine bu olaydan da. Hakeza Yezidi köylerine de saldırmış. Mesela... Garzan bölgesinde yaşayan Yezidilerin de köylerini yağmalamış. Fakat Osmanlı meseleyi çözmekte zorlanıyor. Çünkü dediğim gibi coğrafya çok sorunlu. Bu emir düzenine çok alışmış ve çok ilginç bir şey 1800'lerin başından itibaren Osmanlı devlet idaresinin girmediği bazen mülki idari amirlerin ulaşamadığı yerlere misyonerler ulaşıyor. İngiliz Amerikalı misyonerler ulaşıyor. Zaten bu Nasturi Üçmazlı'nın temelinde de o var. Nasturiler hem tanzimat reformuna dayanıyorlar hem de ya bu İngilizler, Amerikalılar bizim arkamızda diyerek onlar da güç buluyor. Ee, dolayısıyla yine bir İngiliz'i gönderiyor Osmanlı, Albayriç isminde birini. Ona diyor ki Bedirhan Bey, hiçbir sultanı tanımıyorum. Bu sultan da kimdir, neden onun fermanları bana geliyor? Ben burada ev sahibiyim, misafirimin bana ne için geldiğini elindeki fermandan değil, kendisinden öğrenmek isterim. Yani baya baya bir istiklal hareketine, bağımsızlık hareketine girişmiş, Osmanlı'dan ayrılmaya kalkmış Bedirhan Bey. Bunun üzerine Müşir Osman Paşa görevlendiriliyor, 1847'de bu isyanda bastırılıyor. Fakat Osmanlı'nın bir zaafı var sevgili arkadaşlar. Osmanlı isyancılara karşı şöyle bir politikayı gelenekselleştirmiş. Biri isyan mı etti abi? Ona derhal bir taltifte bulunuyor, bir nişan takıyor veya bir emirlik veriyor, paşalık veriyor onu öyle susturuyor. Çoğu kişide de bu işe yarıyor bu. Yani mesela Bedirhan Bey'i Girit'e sürüyorlar. Girit de bu Kırım Harbi'ne katılmak istiyor. Kırım Harbi'ne katılınca buna Miri Miran, Beylerbeylik rütbesi veriliyor. Ve dördüncü dereceden Abdülmecit nişanıyla ödüllendiriliyor. Yani Osmanlı'ya isyan etmiş bir adam. Fakat bu isyana son vermiş olduğu için de taltif ediliyor. Bir daha şey yapmasın yani bir deal oluşuyor da bir anlaşma mantığı oluşuyor. Fakat bu bazen abartılmış yani ipin ucu kaçmış. Aykan Özdemir bu arada Cer hocası grubundan kanalımıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Mesela Haydanan aşiretinden Musa A 1500 e, süvariyle Beyazıt kazasını yağmalıyor mesela. Ona Beyazıt müdürlüğü veriliyor. Yani bir nevi kaymakam gibi bir şey veriliyor. Ya Gaziantep'den Ali Mehmet Ali Paşa örneğinde de var. Ya böyle bir taltifle bu adamları susturmak gibi bir yaklaşım var ve bu da aslında isyan alışkanlığı doğuruyor bölgede. Yani ben isyan ederim. 3-5 adam toplarım etrafıma, sağ solu vururum. O sayede belirli imtiyazlar kazanırım gibi bir mantık adamlarda oluşmuş. Bu da çok problemli. Yani bu problemi hep göreceğiz. Daha sonraki yıllarda da